duyuyoruz. Dolayısıyla geri sayıma başlıyoruz. Evet, haritamız Coral Compound. Bu haritayı nasıl bilirsin Hüseyin hocam? Bu da yeni haritalardan biri. Hemen mikrofonu indir. Az bir. Şimdi nasıl? İyi mi? Süper. Tamam. Benzer şekilde Zelnaga gibi çıkış yerleri belli. Ana üslerin geniş olan ana üslerin hemen rampayla çıkışında doğal üsler var. Savunması görece kolay. Daha dar bir geçidi var. Diğer bazı haritalar kadar dar olmasa da görece dar bir geçidi var. Üçüncü üs hemen uzantısında beliriyor. Oraya da iki rampayla giriş ve çıkış var. Bu anlamda iki tane Zelnaga kulesi var. Ortada bunların ulaşamadığı görece büyük bir alan var sağ ve sol taraflarda. Haritamız kabaca böyle. Geniş alanlar var daha çok. Dar alanlar daha çok rampalarla oluşturulan alanlar. Onun dışında gayet geniş alanlar var. Bu alanlar mobil ünitelere oldukça fazla imkan tanıyor. Aynen değil mi? Aslında Zerg açısından haritada ne kadar geniş alan varsa sizin için o kadar iyi. Çünkü sizin mi? Yani Zerg eğer olarak. Zerg'seniz diyorum hani öyle diyelim. Eğer Zerg'seniz haritadaki geniş alanlar sizin için çok avantajlı olacaktır. Çünkü bir savaş esnasında Zerg ordusu rakibini sarmak, etrafından çeşitli açılardan saldırmak ister. Buna karşılık Terran ise mümkün olduğunca savaşı belli yönler üstüne kurmak isteyecektir. Mümkün olduğunca sınırlandırmak isteyecektir saldırı yönlerini. Bu açıdan açık alanlarda gerçekleşecek mücadelelerde Zerg'ün avantajı olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla bu maçta Muftu'nun ilerlerken çok dikkat etmesi gerekecek. Ama eğer rakibinin üstüne kazasız belasız gelmeyi başarırsa bu noktada Coral Compound aslında birazcık saldıran tarafın avantajı olduğu bir harita. Çünkü eğer ki Muftu tanklarını rakibinin ikinci üssünün önüne kurabilirse hem rampasını görecek hem de herhangi bir şekilde rakibinin etrafını dolaşarak saldırma şansı olmayacak. Dolayısıyla bakalım taraflar haritanın stratejilerini ne kadar kullanabilecekler. Bunu birazdan göreceğiz. Şu an için standart dışı bir hareket yok. Aynen biraz önceki maçta izlediğimiz gibi Muftu'dan büyük ihtimalle hızlı bir fabrika izleyeceğiz. Buna karşılık Zerg Hamdi'de gördüğünüz gibi önden hatch attığı bir şekilde ekonomi odaklı bir oyun oynamakta. Muftu'nun açılışları çok orijinal oluyor. Gördüğünüz gibi bir önceki maç ağırlıklı bir mecha açılışı yaptı. Alışa geldiğimiz tank marine kompozisyonundan farklı bir kompozisyondu. Ki Zerg'e karşı oldukça efektif kompozisyon. Evet Hüseyin hocam, senin hemen bir görüşlerini alalım bir önceki maçtaki kompozisyonu hakkında Muftu'nun. Acaba yine benzer bir şey görebilir miyiz? Ne dersin? Çok net bir şey söyleyemeyeceğim. Ben daha önce Muftu'dan öyle bir kompozisyon izlememiştim. Başarılı bir şekilde yaptı bunu ve işe yaradı. Yine benzer bir şeyi tercih edebilir. Hellion'ların diğer haritaya göre ana üste sızması daha olası. Bu anlamda Hellion'lara daha fazla öncelik sağlayabilir. Nasıl tercihler yapacak ben de bilmiyorum şu an. İkinci gazını şu an alıyor. İkinci bir fabrika yine bekleyebiliriz. Daha önceki oyunda olduğu gibi. Henüz bir ana üs almadı. Daha erken saldırabilir. Bu anlamda Zerg çok gelişmeden saldırabilir. Ki bir önceki haritada o dar boğazdan çıkıp saldırması daha zor olmasına rağmen bunu yaptığına göre şu anda benzer bir şekilde saldırabilir. Çok çünkü Zerg'e çok fazla genişleme, gelişme imkanı, makrosunu oturtma imkanı vermemesi gerekiyor. Ve Muftu da bunun farkında. Bakalım nasıl bir tercihte bulunacak. Şu an bir Overlord, Zerg hamlinin bir Overlord'u Muftu'nun ana üstünde. Bunu gezdirip daha çok bilgi alabilir. Ana üssü şu an bitmek üzereymiş. Alt tarafta yapıldığı için geç görüyorum ben onu şu an. Evet, ikinci bir fabrika geldi. Yine tank üretimine başlayacak görünen o ki. Evet, bu defa aslında daha nasıl diyelim alışılagelmiş bir açılış görüyoruz. Derken ikinci bir fabrika var hızlı. Muftu'nun ne yapacağını kestirmek gerçekten çok güç arkadaşlar.
Şu an reaktörü Baraka'ya verdi ama acaba bunu kullanacak mı? Evet, zannedersem yine bir önceki oyunda olduğu gibi iki tane teklepli fabrika ve bir tane reaktörlü Baraka ile açacak oyunu Muftu. Evet, Zerg Hamdi bakalım bunu görebildi mi? Evet, iki tane teklebi de görüyor. Buna karşı nasıl bir önlem alacak? Zannedersem layer zamanlamasını değiştirmesi gerekecek. Çok hızlı bir layer izliyoruz yine Zerg Hamdi'den. Bu arada Muft'unun Hellion'ları ne oldu? Hemen kaybedilen üniteler tabini açtığında 3 Alien'ın da kaybedildiğini görüyorum. Ne kadar hasar verebildi diye baktığımda sadece bir işçi almayı başarmış. O da oyunun başındaki drone olacak zannedersem. Dolayısıyla Zerglinglerle savunmayı başardığını söyleyebiliriz Zerg Hamdi'nin. 3 adet Alien'ı tabi bu aşamada kaybetmesi çok ters oldu Muftu'nun. Çünkü gördüğünüz gibi Muftu'nun saldırısı zamanlaması büyük ölçüde bu Hellion'lar ve mavi aleve dayalı. Ne kadar fazla Hellion'ı olursa o kadar etkili olabilecek bir saldırıydı. Ki harita kontrolü sağlıyordu bu muftuya. Böylece Zerg Hamdi kriplerini yayamamıştı geçen seferki kadar. Şu an yayabiliyor ama bu da Zerglinglere çok fazla güç verecek ve onun savunmadaki işini kolaylaştıracak. Kesinlikle. Ve evet, Bunu şimdi görebilecek mi acaba? bir Terran saldırısının gelişmekte olduğunu görüyoruz. 3 adet Alien var. 11 adet Marine, 2 tank, 2 de işçi çekiyor. Gördüğünüz gibi Muftu'nun saldırıları çok planlı. Hesaplanmış ünite Evet. çok hesaplı gidiyor. Önden Hellion'larıyla bu kuleyi alarak rakibinin bu saldırıyı görmesini engelledi. Evet, şimdi Kree'nin üstüne çıkıyor. Zerg Hamdi'nin elinde ne var diye bakıyorum. Gördüğünüz gibi sadece 7 adet Zerglingi var. Şimdi 15'e çıkıyor bu sayı. Ve üretimde 14 adet Zergling daha görüyoruz. Muftu'nun hızlı bir şekilde burada konumlandırması gerekiyor tanklarını. Tam da biraz önce konuştuğumuz gibi eğer tanklarını iyi konumlandırabilirse Muftu'nun çok büyük avantajı ne olacak? Mavi alevle birlikte adeta dehşet saçıyor Muftu. Ve evet, mikrolamaya da başladı şu anda ordusunu. Aslında Siege kullanmaması bence kendi lehine oluyor. Çünkü Siege Splash'ı ile birlikte kendi ünitelerine daha çok hasar verebilirdi. Bu 3 adet Alien'ı eğer mineral altına indirirse Muftu çok büyük hasar verebilir. Rakibine bakalım böyle bir şey yapacak mı? Yine bir önceki oyundaki zamanlamayla oldukça büyük hasar vermeyi başardı. Zerg Hamdi hızlı bir şekilde Lair'a geçiyor ama bu Lair'a geçmesinin ona herhangi bir şekilde avantaj sağlamadığını söyleyebiliriz. Çünkü bir Lair ünitesi kullanamıyor. Büyük ölçüde Roach ve Zerglinglerle çıkartmaya çalışıyor bu saldırıyı ki mavi alevli Hellion'lar çok canını yakıyor bu noktada. Yalnız Muftu şu anda evet tankını yine kaybetti. 3 adet Hellion mineral hattıyla buluşuyor gördüğünüz gibi. Burada çok fazla işçiye hasar verecek. Özellikle işçilerini çekmesiyle birlikte evet rampaya çekti şu anda bir vuruş yapsa Dronlar bile. çizgi halinde yakalandı ama bir türlü mikrolayamadı. Çok Evet. fazla işçi alabilirdi orada. Roach'lar evet şu an meydana çıktı ve savunmayı yaptılar. Zerg Hamdi için şanslı bir andı değil mi Hüseyin hocam? Evet, çok şanslı bir andı. İşçileri merak ediyorum şu an. 29'a 43 Terran üstünlüğü var. Bir an önce toparlaması ve drone basması lazım ama production'da hala Roach görüyorum. Bir Nidus Swarm var. Drone sayısını hemen hemen toparlaması lazım. Ama teknoloji yapmaya devam ediyor. Şu an hatta gazdan bile işçilerini çekip dronlanması gerekiyor. Aynen, şu Üst andaki alması gerekiyor. drone dengesine bakacak olursak 47'ye 35 Terra'nın üstünlüğü var. Yine bir önceki oyunda söylediğim gibi bu noktada aslında Zerg'ün çok daha üstün olmasını beklersiniz ekonomik olarak ama Terran o kadar ciddi bir baskı kurdu ki ister istemez savunma amaçlı yeterince ünitesi olmasını istiyor Zerg Hamdi. Çünkü Terran her an ikinci bir dalga saldırıyla karşılık verebilir. Aslında belki rakibini birazcık yoklasa, daha defansif bir duruş sergilediğini görse ünite basmak yerine Evet. drone basmayı tercih Nine. edebilir derken bir Nine Nidus Swarm görüyoruz. Evet, şu anda Terran üstünde bir Nidus Swarm bitmek üzere ve Roach'lar şu anda çıkmaya başladı bile. Muftu'nun elinde çok fazla bir şey yok. 2 adet Thor var ama bütün işçilerini çekiyor şu anda. Çok güzel bir fungal izledik. Dolayısıyla bu işçiler fazla dayanamayacak. Roach'lar çıkmaya devam ediyor. Şu
şu anda Zerg Hamdi aldığı hasardan bakalım daha fazlasını verebilecek mi? Oldukça iyi hasar verdi rakibine. 18 işçi aldı. Ama bu yeterli oldu mu sence? Ne dersin Hüseyin hocam? Bence iyi bir zarar verdi hakikaten. Şu an bakarsan Muftu'nun ana üssünde çalışan işçi sayısı oldukça azaldı. Üretim kapasitesi çok fazla Muftu'nun. Şu an tor sayısı da çok ciddi bir seviyede. Buradan bir risk aldı aslında burada Hamdi. İşçi basmak yerine ordu basarak. Şu an hala işçi basmıyor. Bakalım bu süre ne kadar dayanabilecek. Çünkü üretim kapasitesi sınırlıyken yani saldırıları çok çok sınırlı kalacak ki Muftu'nun ordusu şu an hakikaten iyi bir düzene ulaştı. Aynı kompozisyon, tanklar yok şu an ortada sadece. Hellion Tor kompozisyonu gerçekten iyi bir kompozisyon. Şu an üstüne yürürse ki artı bir upgrade'i bitmiş, artı bir, artı iki upgrade'i, saldırı upgrade'i mekanik üniteler için devam ediyor. Torlar yavaş ama ağır ama kararlı adımlarla ilerliyorlar şu an. Ortada sadece Roach'lar var ki Roach'lar hem Hellion'lara hem Tor'lara karşı etkili bir ünite. Ama sayı anlamında bakalım yeterli kalacaklar mı ki yanlarında işçiler de var. İşçiler de var, evet. İşçilerin de tamir etmesiyle birlikte evet şu anda Baro gördük. Çok güzel bir Baro gördük. Baro gördük. Çıktılar şu an. Roach'lar zamanında çıkardı. Bir Tor düştü bile. Mükemmel bir hareket izledik Zerg Hamdi'den ama yeterli olacak mı? İkinci Tor da düştü. Nüfusa bakıyorum hemen, 115'e 77'lik Muftu üstünlüğü var ve işçiler zarar gören üniteleri hızlı bir şekilde tamir ediyor. Çok fazla işçisi var şu anda. Muftu saldırmaya devam ediyor. Gördüğünüz üzere şu anda Zerg'in elinde çok fazla bir şey kalmadı savunabilecek. Büyük ihtimalle Muftu burada maçı koparacak gibi gözüküyor. Arkada da Muftu tabi 3. üssünü de almaya devam ediyor. Dolayısıyla makro anlamda da oyunu bırakmış değil. Şu anda geliyor gördüğünüz gibi Zerglingler ve Roach'lar elinde ne varsa saldırıyor Zerg Hamdi. Ama bunlar birazcık da çaresizlik saldırıları gördüğünüz gibi. Ve Muftu ikinci maçı da alarak yoluna devam edecek gibi gözüküyor. Bakalım Zerg Hamdi herhangi bir şekilde oyunu çevirebilecek mi? Buradan sonra aslında çok zor. 30 nüfusa kadar düşmüş durumda zannedersem. Şeref sayısını yapıp elinde ne var ne yok saldırıp dün Panda'nın, daha doğrusu geçen hafta Panda'nın çok güzel bir tabiri vardı. Şeref sayısı şeklinde elinde ne var ne yok saldıracak Zerg Hamdi. Ve good game'i göreceğiz gibi gözüküyor. Evet good game saldırmadan good game'i verdi. Tebrik edelim iki oyuncuyu da. Evet, Muftu'nun zamanlamaları gerçekten mükemmel arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok başarılı bir zamanlamayla rakibini yenmesini bildi yine. Hala oyundan çıkmış değil yalnız. Zerg Hamdi oyundan çıkmadı. Şimdi bıraktı oyunu. Tebrik edelim iki oyuncuyu da. Bir an için acaba Muftu'nun oyundan çıkmasını mı bekledi refleks olarak diye düşündüm ama. Evet ama oyundan çıkıyor. Yani. Çok profesyonelce bir hamle olmazdı. Her ne kadar Leder'da eğlenceli olsa da. Tebrik ediyoruz Muftu'yu. Güzel bir galibiyet aldı. Özellikle zamanlamaları gerçekten çok başarılı. Zerg Hamdi'nin için